Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde gördüğünüz güzel şiş modelimizi çalışacağız. Modelimiz şöyle bakalım. Ilmekleri atlatmalı ve kabartılı bir model gördüğümüz gibi. Şöyle arkasını çevirecek olursak arkası da e, önü gibi kullanışlı bir model. Yani her iki yönünü gayet güzel bir şekilde kullanabiliriz. Şöyle baktığımızda modelimizi... E, Waffle tığ işiyle yaptığımız waffle modelimizi çok andırmakta. Özellikle biraz dolgun ipimizle yaptığımız zaman waffle modelimiz gibi küpçüklerle yukarıya doğru ilerlemekte. Bu modelimizi atkılarda erkek ya da bayan bebek örgülerinde çok rahatlıkla kullanabiliriz. Kıvrılma kesinlikle olmadığı için atkılarda rahatlıkla kullanabiliriz. Evet modelimizi dilerseniz bu yönüyle de. Değerlendirebilirsiniz ya da her iki alanda kullanmalık olarak çalışabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi kurmak için 3 ve 3'ün katlarını şişimize topladık. Ee, ve artı 2 tane ilmeğimiz bir tanesi sağında ve bir tanesi sonunda olmak üzere 2 tane de ilmeğe ihtiyacımız var. Şimdi birinci sıramızı modelimizin düz olarak örelim. Düzümüzü arkadan alalım. Ben düğüm atmıştım şöyle. ipimiz biraz kalınca bir ip. Tabii siz e, yapacağınız yelek, kırka neye göre kullanacaksanız ipinizi ve şişinizi ona göre seçmeniz tabii ki en doğru ve güzel tercih olacaktır. Şimdi modeli sizlerle birlikte kurmaya başlayalım. Tersten alarak düz örgümü örüyorum. Diğer yönden de örebilirsiniz. Bakınız birer birer. Bütün sıramızı, modelimizin bu ilk sırası düz olarak örüyorum. Başa kadar düz bir şekilde gelelim. 3'ün katları yani 3, 6, 9, 12 bu şekilde 3'e bölünebilen sayılar olması lazım. Yani tam bölünebilen artı birer ilmekte sağında ve solunda olacağı için artı 2 diyoruz her iki kenarımıza birer ilmeği de ilave etmeyi unutmuyoruz. Modelimizi kuracağımız örgülerimizde. Evet sıra başına kadar gelelim. Şimdi ikinci sıramıza geçtik. Örgümüzün arka yönündeyiz ve modelimizi uygulamaya başlayalım. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ise düz olarak örüyorum. İpim arkada kalacak. Diğer 2 ile 3'ü yani sıradaki 1 ve 2 hemen Gelen ilmeklerimi ikisini şişime boş olarak örmeden aktarıyorum ve bu esnada da ipim arka tarafta olmalı. Aktarıyorum örmeden ve diğer hemen sonrasında gelen ilmeğimi ise düz olarak örüyorum. Tekrar ipim arkada iki tane ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve sonrası bir ve iki tane ilmeğimi ipim arkada kalacak şekilde örmeden şişime geçiriyorum. Tekrar bir tane düz örüyorum. İki tane ilmeğimi örmeden diğer şişime aktarıyorum. Tekrar bir tane düz, iki tane örmeden aktarıyorum. Bir tane düz. Bakınız çok seri bir şekilde örebileceğiniz çok zevkli bir model. İki tane örmeden alıyorum bir tane düz iki tane örmeden bir tane düz iki tane örmeden ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz iki tane örmeden alıyorum ve bir tane ilmeğimi en son düz olarak örüp tamamlıyorum ve sıramızı bu şekilde tamamladık modelimizin Arka yönüydü. Şimdi tekrar ön yüzünü çeviriyorum ve üçüncü sıramıza da başlıyoruz. Bakınız ön yüz. Üçüncü sıramızı başlatıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve diğer iki tane diğer sırada örmeden aldığım iki tane ilmeğimi görüyorum. Onların her ikisini de ilmi, ipimi öne alıyorum. Ve ters olarak örüyorum. İki tane ters. Diğer sırada boş olarak şişimize geçirmiştik. Diğer sırada düz olarak ördüğüm ilmeğin bu sırada ters olarak görülmekte. Yine şöyle ardından girerek düz olarak örüyorum. İki ters bir düz şeklinde bu sıramızı tamamlayacağız. Örmeden aldığım diğer sıramızdaki ilmeklerimi bu sırada ters olarak örüyorum. İki tane ters. Diğer sırada düz olarak ördüğüm örgümü yine ardından şöyle girerek düz olarak örüyorum 2 tane tersimi örüyorum 1 tane düz ilmeğimi ardından şu şekilde girerek örüyorum 2 ters diğer sırada örmeden aldığım ilmeklerim ters ve bu sırada bir tane ördüğümü yine düz olarak örüyorum 2 tane ters 1 ve 2 1 tane düz Şöyle düzümü, e, ipimi yarımlamadan almak istiyorum. 2 ters ve 1 düz. 2 ters, 1 düz olarak sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün bakın bu sıra 3. sıramızı bu şekilde tamamladık. Da, dördüncü ve e, arka sırasına tekrar geçtik modelimizin arka yönüne. Şimdi modelimizi tekrar örmeye başlayalım. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim bakınız hemen ters olarak görülmekte. Ters ilmeğimi hemen ipimi alıyorum arkasına ve ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. İki tane düz ilmeğim hemen arkasından görünmekte. Bakınız iki düz ilmeğimi de normal bakınız yandan girerek örüyorum. Arkadan girmiyorum düz. Ters ilmeğimi ipimi kendimden tarafa alıyorum ve şişime örmeden geçiriyorum. İki düzümü örüyorum. Tersimi tekrar ipimi arkasına alıyorum ilmeğin ve örmeden alıyorum. İki tane düz örüyorum. Bir tane tersi örmeden şişime geçiriyorum. İki tane düz bir tane ters ipi ardına alıyorum ve şişime örmeden aktarıyorum. İki tane düzümü örüyorum. Bir tane tersin ardından geliyorum ve örmeden şişime takıyorum. İki düzümü örüyorum ve modelimizin dördüncü sırasını bu şekilde kormuş oluyoruz. İki tane düzümüzü örüp bir tane tersimizi boş alıyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. İki tane düzümü örüyorum, bir tane ters boş, iki düz ve en son ilmeğimi de örüyorum. Ve modelimi şöyle önden görelim. Evet, tekrar modelimizi kurmaya başlıyoruz. Evet, yeniden kurulumumuzu bir sıra düz olarak yapıyoruz ve aynı işlemlerimizi tekrar ederek dilediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden boş alıyorum ve sıradan bütün ilmeklerimi düze çevirerek görüyorum. Tersleri de, düzleri de şu şekilde ardından girerek düze çeviriyorum. Ve bu sıramı modelimin birinci sırasını tamamen düz örerek tamamlamış oluyorum ve yeniden kurmaya başlıyorum. Bakın şöyle ardından girerek birinci sırasını modelimi kuruyorum. düz olarak örelim. Sıramızı tamamlayalım. Örgümün ikinci sırasını çevirdim. İkinci sırasında yine aynı işlemimi tekrar ediyorum. Bir tane boş alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bakınız düz örüyorum. İpim arkada kalıyor. İki tane ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. Tekrar bir tane düz örüyorum. Şu şekilde. İki tane tersi örmeden alıyorum ve ipim de diğer yönde kalıyor. Bakınız modelimizi devam ettirme adına tekrar ipim diğer tarafta kalıyor. İki tane ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. Bir tane düzüm örüyorum. İki tane ilmeğimi aktarıyorum şişime. Bir tane düzüm örüyorum. İpim diğer tarafta bakınız. İki tane ilmeğimi örmeden geçiriyorum ve bu şekilde modelimizi aşamalarını aynen tekrar edelim tekrar diğer yöne geldim hemen hatırlatma adına bu sıramızı da birlikte yapalım kısa kısa birinci ilmeğimi boş alıyorum diğer sıramızda örmeden aldığım iki tane ilmeğimi hemen görüyorum ve onları ters olarak görüyorum iki ters bir düz diğer tarafta bakın düz örmüştüm burada ters görünüyor ama Yine de bunu da düze çeviriyorum. İki tane ters örmeden aldıklarım ve diğer yönde düz ördüğümü tekrar burada ters görülmesine rağmen şöyle girip düze çeviriyorum. Atladıklarımızı iki tane ters bir düz iki ters bir düz atladığım boş ilmeklerimi iki ters diğer ilmeğimi yine düz olarak örüyorum ve bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum modelimizin tekrar dördüncü ve arka yönündeyim hemen modelimizi yine hatırlatalım birinci ilmeğimi boş alıyorum bakınız ters olan ilmeğimi ipimi arkaya getiriyorum ve tersi örmeden alıyorum düz olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum tersimi ipimin ardına getiriyorum ve örmeden ilmeğimi boş diğer şişime geçiriyorum düz iki ilmeğimi örüyorum tersimin ardına ipimi alıyorum ve örmeden boş geçiriyorum İki tane düzümü örüyorum tersimin ardında iki düzümü örüyorum tersimi şu şekilde ipi alıyorum ön tarafa ve ilmeğimi şişime boş geçiriyorum ve iki tane düzümü örüyorum örgümün dördüncü sırasını da bu şekilde tamamlıyorum örgümüzün yine ön yüzündeyiz ve modelimizi yeniden kurma yerimize geldik. Bu kez e, sizlere tekrar hatırlatmak için söylüyorum. Bir sıra düz örüyoruz ve modelimizi aynı işlemlerimizi tekrar ederek dilediğimiz ölçü gelene kadar örüyoruz. Evet biraz büyütelim modelimizi. Evet sevgili arkadaşlar modelimizi ben birazcık daha uzatarak e, büyüttüm. Şöyle gördüğümüz gibi kabartıları olan çok hoş bir model. Arkasını çevirdiğimiz zaman arkasının da çok şık olduğunu tekrar görmekteyiz. Her iki yönüyle rahatlıkla kullanabiliriz. Evet, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Dilerim çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.